Aynı zamanda kenarda oynayabilen 10 numara pozisyonunda da biraz 4-2-3-1'de de 10 numara pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu. Kayseri'de yıldızının parladığı dönemlerde biraz o pozisyonda da oynadı. 10 numara pozisyonunda çok da iyi oynadı. Altyapısı sağlam. Total futbolun eğitildiği en iyi ülkelerde bu altyapısını aldı. Ve bence koyduğum 8 numara pozisyonunda çok rahatlıkla oynayabilecek kalibrede bir oyuncu. Kenar oyuncusu olarak da değerlendiriyoruz. Aslında bu ön 6, yani 4'ün önünde oynayan 6 oyuncunun da her bölgede oynayabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Onları pozisyonlarına göre eğitiyorum ve karşılığını alıyoruz. Eğitiyorum derken biraz bencil olmasın. Yani bütün ekiple beraber eğitiyoruz arkadaşlarımızı. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Oyuncular da bunun karşılığını veriyorlar. Mutlu olduklarını düşünüyorum. Geliştiklerini görmek, onların kazandığını görmek, kazandıkça keyif aldığını görmek her oyuncunun bu şekilde devam etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Deniz de bunlardan bir tanesi. Daha önümüzde çok uzun bir sezon var. Hepsine çok ihtiyacımız var. Tabii bizim oynadığımız ekipler gerçekten iyi takımlar. Yani Hearts yendik böyle İskoçya takımı falan. Herkes çok bazen böyle ne yazık ki bizde iş skorla bağdaştığında çok kolaymış gibi görünüyor. O maçın da 1-0'dan sonra 4-0'a varması aslında 65. dakikadan sonra oluştu. Yani bu seviyede oynadığınız her rakip önemli ve değerlidir. Riga takımı Firenze'de yenilmedi. Firenze'de Fiorentina'ya. Yani o yüzden bizi zorlu maçlar bekliyor. Bizim için başlangıç çok iyi oldu. İki maç. Ben Fiorentina'nın çok önemli bir takım olduğunu, çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama rakiplerimiz Hearts ve Riga'da keza aynı şekilde çok dikkat edilmesi gereken takımlar. Biz yine aynı disiplinde, aynı özgüvenle, o cesaretle çıkacağız. Bu kazanmanın vermiş olduğu bence üstümüzdeki baskının da azalmasıyla gruptaki birincilik hedefimizi devam ettirmek istiyoruz. Ama daha 4 tane daha maçımız var. Aynı motivasyonla, aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Hiçbir maçı küçümsemeden devam etmemiz gerekiyor. Tabii yani sezon başı itibariyle bakıldığında iyi çalıştık. Yani ben her maçı kazanabilecek formasyonu arkadaşlara öğretmeye çalıştım. Çalıştık hep beraber. Bu sürecin kazanarak devam edilmesi, gol yemeden devam edilmesi. Tabii ki bunlar çok öngörülebilen durumlar değil. Futbolda kaybetmek de var. Çok iyi oynarken de kaybetmek var. Gol yiyeceğiz. İstemesek de yenileceğimiz maçlarda olacak. Bu hayatın gerçeği, dünyanın en büyük teknik adamları da bunu yaşıyor. Dünyanın en iyi takımları da bunu yaşıyor. Ama ben her maçı kazanmak için oynamaya, arkadaşları çalıştırmaya gayret ediyorum ve onlar da gerçekten buna inanıyorlar. Kolay yenilmesi kolay bir takım değiliz. Bu demek değil ki yenilmeyeceğiz. Ama ben sezonun devamında da daha oyunu geliştirebilecek, oyuncu kalitesiyle beraber bu daha da üste çekebilecek zamanımız olduğunu düşünüyorum. Hala çok ama çok iyi seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Kendi seviyemizin %20, %30 altında gittiğimiz maçlarımız var. Bu takım o seviyede geldiğinde belki o zaman böyle bir duyguya kapılırız. Ama gerçekçi olmak lazım hayatta. Kendinizi en güçlü hissettiğiniz zaman da aslında en zayıf zamanınızdır. Futbolda hiçbir zaman disiplinsizliğe ve kendinizi çok rahatta hissetmenize zaman yoktur. Futbol çok ciddi bir oyundur, organizasyondur. Arkadaşlara bunu öğretmeye çalıştım ve gerçekten mükemmel iş çıkarıyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yani. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar olsun. Teşekkürler. Sağ olun.